Merhabalar, ben Kötü Ses Göktay ve Kasa Efsun'un 31. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde Topcraft'a geçeceğiz. Note Stabilizer yaptım bir tane. Yapımı aynen şu. Ayrıca bölüm arası bayağı bir uğraşarak ilk olarak bir Tomium Blue Silver Scepter yaptım. Sonra bütün dünyayı dolaşıp tekrar bunu şarj ettikten sonra şunu yaptım. Yapımlarına bir bakacak olursak bayağı bir... Gerçi burada sadece korunu gösteriyor. Kendisi de normal wand gibi yapılıyor gerçi. Bu şekilde. Ama... bayağı bir aura istiyor. Şimdi, yaptığım hazırlıklar arasında... Aquan. 32 tane. Şurada görüyorsunuz. 32 Aquam, 16 Ordo, 16 Perdita Potentia, 16 Precanto. Şu an Precanto'larımız burada. Fazla yapıyorum çünkü gerekebiliyor. Fakat bunu 12 tane yaptım çünkü tek kaynağım şunlar. Aquam elde eden başka bir şey bilmiyorum. Keşfettiyseniz eğer lütfen bana söyleyin. Çok işime yarar. Evet. Ayrıca ufak bir not. Bu dangerous. Yani tehlikeli. Yani mutlaka bir şey, yüksek bir ihtimalle bir şeyler ters gidecek. O yüzden not stabilizer. Gel. Ardından siz ikiniz de şöyle gelin. Asan da şuraya gelsin. Dikkatlice şunlardan fazla bulundurun tehlikeli resipilerde. Bir şey ters giderse hopu yuttuk. Dur, bir tane de öylesine blok bulundurayım. Bakalım. Tamam. Ordu'yu da aldı. Şimdi sırada Potentia. Potentia da tamam. Evet. Nitro aldı. Redstone Blue alıyor. Neydi? Alumentum aldı. Nitro, Redstone, Alumentum ve son Redstone. Ve hiçbir şey ters gitmedi. Harika. Evet. Ve karşınızda Advanced Node Stabilizer. Seni şimdi nereye koyalım? Seni yeni evimize koyalım. Evet. Yeni evimizin son hali bu. Şuralardan yan binalar çıkacak tabii ki de. Şurası da orta bir merkeze dönüşecek. Şurada bunlar var. Çatıya çıkıyorum. Çatıda tren yolu döşeyeceğim. Şuralar tank odaları olacak. Şimdi yapmam gereken şey... Seni şimdilik şuraya koyalım. Ardından Overworld'e gidelim. Ve bakalım. Dur, sen değil. Ha, sen. Not in a jar. Evet. Wood slab. Cam. Bir adet not. Evet. Bir saniye. Energize node mu lazım? Sanmıyorum. Neyse. Evet, öyle bir şey geçmiyor. Ve her aspect'ten 70 tane lazım. Öyle bir şeyim yok. Yani bunun anlamı
Espek toplayacağız. Ve tek bir aura node toplamayı da düşünmüyorum. O şey birden fazla node olacak. Bakalım. Seni sömürmüştük de tekrar şarj olmuşsun. O zaman seni tekrar sömürelim hadi. Yakındaki nodları bir sömüreyim. Ondan sonra diğerlerine bir bakarım. Uzun zamandır Tomcraft'la uğraşmıyordum. Şimdi uğraşmış oldum. Evet. Bu arada unutmadan birkaç tane one focus yaptım. Ve shift F'ye bastığımız takdirde çıkıyorlar. Ayrıca şu Wand Staff çok güzel bir şey. Kendisi 250 Wand kullanıyor ve şunların kullanımında çok daha verimli. Hatta şok. Gördüğünüz gibi bu 80 iken o 70. Daha sonra bu aynıymış pardon. Şimdi dol. Bir tane dev nodumuz var bir yerde. Azıcık yakınlarda bir yerde. Oraya gideceğiz. O dev nodu alacağız. Nodların kendiliğinden bir kapasitesi var, maksimum kapasitesi. Havuçlarım gelin. O kapasiteyi aşamıyorsunuz. Büyük nodlarda bu kapasite 100 ve ben büyük bir nod istiyorum o yüzden. Ve o nodu kusursuz noda çevireceğiz. Bu minnacık bir nod. Evet, 80 küsür bilmem neli bir nod bulmuştum. Onu kullanacağız. Suyum doldu. Ordu. Gene ordu az tabii ki de. Öyle bir sıkıntımız var. Ordu yok. Evet. Hadi bakalım. Orduyu arayarak yola koyuyoruz. Ordu demişken şurada bir tane Ignis'te sıkıntı. Evet. Neredeydi o nodumuz? Şuralarda bir aura nod var. Şu muydu? Sen hangisiydin? Hayır, sen radım değilsin fakat sen de iş görürsün hani. Senin üstündeyken alamıyor muyuz? Evet alamıyoruz. Şöyle saçma bir yöntemle alacağız. Gitme, 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 gitme. Hayır, gitmiyorsun. Buralarda da bir ordumuz olacaktı. Onu da alalım hemen. Ordu nodumuzu arıyoruz. Ha, burada, tamam. Neyse gitsin ya. Yenisini yaparız, ucuz zaten. Evet, sen de gel. Senden de potansiyel miydi o? O potansiyel değildi. Ah kafam karıştı. Evet, böyle tuhaf aspect isimleriyle
zamanımızı geçiriyoruz. Şimdi bizim bir tane, bu arada şuraya henüz cam döşenmedi, ne döşenecek karar vermedi. Bu arada benim tasarımıma benzese de aslında tamamen Big Boss Cursor'ın tasarımı. Sanırım benim sevebileceğim bir şey düşünerek tasarladı. Gerçi biraz farklı bir şeyler istiyordum ama bu da olur. 62 umarım iş görür. Şimdi bizim bir huge node'umuz vardı. Huge node. Burada da bir tane huge node var. Dungeon. Tin, quartz, that node. Evet. Şuraya kadar gideceğiz. Hemen geliyorum. Evet ve geldik buraya. Şimdi yapmamız gereken şey önce bir platform oluşturup modu ortaya almak. Hadi bakalım. Şimdi node buna denk geliyor, evet. Ve seni bıçamla kaplayalım. Tamamdır. Sonrasında da siz gelin. Evet. Ve Wand'ımız gelsin. Ha ha ha. Evet, inventörümüzde bir adet node var. Ve bunu zibilyon kere yapacağız. Çünkü bu nodu her aspekten hayvan gibi taşımasını istiyorum. Aslında bunu şimdi kendi evimde yapsam çok daha mantıklı olabilir. Spawner'lar. Evet, kendi evimde yapmam çok daha sağlıklı olur. Yeni eve taşıyacağım zaman süper nod halinde taşınır. Bakalım sen nasıl bir şeysin. Sen de güzel bir nodmuşsun. Hatta yol üstünde geçerken spawn'ımızı şarj edelim. Evet, yol üstünde gördüğümüz nodlarda wand'ımı şarj edeceğim. Evet, geri dönüş yolu beni bekliyor. Evet ve geri geldim. Şimdi Advanced Node Stabilizer'ımızı koyuyoruz. Node Inager'ımızı alıyoruz. Ve wand'la sağ tıklıyoruz. Bu arkadaş stabilize olmaya başlayacak. Tabi bunu şimdilik devre dışı bırakalım. Çünkü Advanced Node Stabilizer'ın şöyle bir olayı var. Node'un bütün şarj olma enerjisini yiyor. Ve ben muhtemelen ilk hangi node'u buna yedireceğim? Bu arada Advanced Node Stabilizer yapmamın sebebi kontrol ettiği node'un çevredeki node'ları emmesini sağlıyor. Kesinlikle. Büyük küçüklüğü fark etmez. Node'lar normalde büyük node küçük node'u sömürüyor. Burada hangi node olduğu fark etmeksizin node'lar bir Advanced Stabilizer'a bağlı node diğerini sömürüyor. Peki neden Advanced Node Stabilizer'a büyük bir node koydum? Çünkü hepsinin maksimumda olmasını istiyorum. Çünkü bunları Wiss Network'ümüzü besleyecek şekilde ayarlayacağım ve Wiss Network'ümüze büyük bir node'un bağlı olması demek o kadar hızlı şarj olacak demektir. Yani büyük güçlük sorumluluk. Ve tabii ki de ben diğer bir yandan Wiss'lerimin şarj olmasını bekliyorum. Evet. O esnada başka ne yapabiliriz? Ya şu an orduya ihtiyacım var. İçerideki notlardan bir tanesini buna yedireceğim. Evet, bakalım. Oy.
Hani böyle bir planım var. İlk olarak neyi yediririm bilmiyorum. Vaycharger seni atalım şöyle. Aşağı inelim. O esnada ben size yeni Vant Core'larımı göstereyim. Staff, gel bakalım. Şimdi şok. İlk olarak Excavation'ı göstereyim. Excavation için bana biraz taş verelim. Ha tabii toprak aspekti yok, o yüzden sen de yapacağım. Gördüğünüz gibi bayağı uzak mesafede bir şeyleri kırabilmemizi sağlıyor. Mağarada falan işe yarayacak bir şey. Bunun yanı sıra Equal Trade'i biliyorsunuz. Fire. Fire damage koyuyor. Şok ise... Evet. Wand'larımız kısaca... Şu an yeni Wand Core'larımız kısacası bunlar. Sen şokta kal. Evet, hatta şu an damage'i çok fazla değil çünkü enchant etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ama hani iş görüyorlar. Gideri var. Enchant ettiğimiz takdirde çok daha güçlü olacaklar. Yapmadığım vanilla Wand fokuslarına bakalım. Oyun dondu. Çökme, 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 çökme. Hayır, oyunda olmadı. Faremin pili bitmek üzereymiş. Neyse. Biraz idare edeceğiz. Pil de kalmadı bende. Şimdi. Bu arada Umut'tan bir tane daha yapmam gerekebilir. Şu arkadaş için. Bu da Viz Network'te halledebilir. Bilmiyorum. Şu arkadaştan kesinlikle yapacağım. Bu arkadaştan da yapmamız lazım. Öğreneceksiniz neden olduğunu. Neyse. Evet, farmin pili bitti. O zaman şöyle biraz idare et. Şimdi de tam gösterdi pili. Aa, ilginç. Neyse bakalım. Yapmadığımız vanilla bantlar Warding. Bunun için zaten bunu öldürmemiz gerekiyor. Portable Hole. Yapmaya üşendim. Kaldı ki çok fazla kullanmayacağım. Nine Hells. Bunu da yapmadım. Ama yaparım bir ara diye düşünüyorum. Nine Hells ilginç bir şey. Yarasa atıyorsun. Batman'in hoşuna gider. Neyse, burada da yapmadıklarım var. Features fumble. Evet. Excavation Bloom otomatik auto-smelt'i olanı. Uprising. Kısa mesafeli uçmayı sağlıyor. Incoming Fire. Bizi şey... Gust saldırıları şudur budurdan falan koruyabiliyor. Landing. Bunu tam okuyamadım şu an. Dur. Telekinesis. Objeleri kımıldatabilmemizi sağlıyor. Dislocation. Şey, bu da item'ları taşıyabilmemizi sağlıyordur. Neyse, bunu tam anlayamadım. Şunu araştırmadım. Evet, yapmadığımız fokuslar bunlar. Bunun için Peach's Curse.
Bu hangi fokus? One focus, peach, curl, curse. İlginç. Hangi fokus? Acaba bundan sonra mı açılıyor? Muhtemelen öyle. Evet. Yapmadığım fokuslar bunlar. İhtiyaç duymadım. Bir ara yaparım artık. Sen de buradasın. Şimdi asa gel. Dur. Evet, asa gel. Crowbar'la dalarım sana. Morgan Freeman stili. Evet. Şu an ne yapacağım hakkında ön şunları kaldırayım. Evet, Thorncraft'la bu şekilde uğraştığımız bir bölüm oldu. Lamp of Growth'a ihtiyacımız yok. Arcane Lamp'i zaten biliyorsunuz. Şu arkadaş o asaların yapımında kullanılıyor. Runic Shield. Arcane Ears da ilginç bir olay. Ha, senden bir tane yapalım. Ne istiyordun? Trapdoor ve Iron Bar. Trapdoor bir tane varmış zaten. Iron Bar var. Trapdoor ve Iron Bar. Bunun olayına da gelecek olursak. Ah. Şuraya gelelim. Item'ların geçmesine fakat mobların geçmesine izin vermiyor. Tabii üstünü kapatırsak item'lar da geçemiyor. Evet. Bu şekilde bir arkadaş kendisi. Golem'le falan otomatize ettiğim takdirde, bu arada şu sayfa hala inventory'imde duruyor. Sky. Seni şöyle koyalım. Kemikleri de atalım. Ve sizleri de Maserator'a koyalım. Fazladan yapmıştım. Evet. Yapmak istediğim başka ne var? Bombo olabilir. Cakes of Core, hayır istemiyorum. Brain in a Jar. Essential Mirrors. Evet, sanırım yapmak istediğim bir şey yok gibi. Buna Runic Shield ekleyebiliyoruz. Evet, sanırım yapmak istediğim şu an bir şey yok. O zaman bölümü burada kessem mi? Diyorum. Evet, bu bölümü burada keseyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler.